Kanal 68 Televizyon Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti ve Aksaray sorunlarıyla gençlik ve spora dair projeler hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti ve Aksaray'ın sorunlarıyla gençlik ve spora dair projeler çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Aksaray'ın ortaöğretim ve üniversite gençliğinin spor, yurt ve sosyal ihtiyaçları üzerine istişare ederek fikir alışverişinde bulunuldu. Bu çerçevede Aksaray İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan 2000 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun yeni öğretim yılında Kuzey Öğrenci Yurdu olarak hizmete açılması hususunda mutabık kılındı. 68 Aksaray Belediyespor'un şampiyonluğu ve Bölgesel Amatör Ligi'nden Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligi yükselişi konuşuldu. 68 Aksaray Belediyespor'un yeni sezonda ve gelecek dönemlerde de başarılarının devamını sağlanması adına altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve tamamlanması hususunda bakanlığa düşen külfetlerinin giderilmesi gündeme geldi. Bu çerçevede Dağalgan'daki mevcut stadyumun eksikliklerinin giderilmesi ve ilave bir tribün inşa edilmesi hususunda çalışmaların başlatılacağı ifade edildi. Yapımı devam eden 30 milyon Türk lirası keşifli sporcu fabrikası inşaatının tamamlanması için Sayın Bakan Kasapoğlu'nun destekleri talep edildi. Mevcut tematik gençlik merkezinin çevre düzenlemesinin yapılması konusunda çalışmaların başlatılacağı gündeme geldi. Görüşme sonrası Cengiz Aydoğdu, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve çalışma arkadaşları Bakan Yardımcıları Sinan Aksu ve İhsan Selim Baydaş'a Aksaray'a gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür edilerek kendileri Aksaray'a davet edildi. Gündeme getirilen tüm konuların ve projelerin hep birlikte takipçisi olunacağına dair görüş birliğine varıldığı ifade edildi. Aksaray'da 17 yaşındaki genç boş bir arazide bahçe duvarına çarpan otomobilde boynuna ip bağlı halde bulundu ve polis Vehbi Emin'in yani bu genç çocuğun intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırmasını başlattı. Aksaray'da Vehbi Emin ise boş arazide bahçe duvarına çarpan otomobilde boynuna ip bağlı halde ölü bulundu. Vehbi Emin Se'nin boynundaki ipin bir parçasının da yaklaşık 100 metre gerideki aydınlatma direğine bağlı olduğu belirlendi. Tacin Mahallesi sakinleri saat 8.30 sıralarında boş bir arazide bahçe duvarına çarpan 68 plakalı otomobili fark etti. Otomobilin yanına giden mahalleli sürücü koltuğunda oturan kişinin hareketsiz olduğunu görüp polise haber verdi. Gelen sağlık ekipleri boynunda ip bağlı olan ve üzerinden Vehbi Emin Se adına kimlik çıkan kişinin öldüğünü saptadı. Çevrede yapılan araştırmada Vehbi Emin Se'nin boynuna bağlı olan ipin bir parçasını da aracın geliş istikametine göre yaklaşık 100 metre gerideki aydınlatma direğine bağlı olarak buldu. Polis otomobilin de gencin bir yakınına ait olduğunu belirledi. Vehbi Emin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis Vehbi Emin'in intihar mı ettiği yoksa cinayete kurban mı gittiğinin tespiti için çalışma başlattı. Aksaray Ülke Ocakları'nın düzenlemiş olduğu iftar programına Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş de katıldı.
Aksaray Ülkü Ocakları'nın düzenlediği iftar programına Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Duygulu, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray İl Başkanı Mustafa Çölkesen, Aksaray Ülkü Ocakları Başkanı Muhsin Arslan, Türkiye Kamusen İl Temsilcisi Taner Kara ve bağlı sendikaların yöneticileri ve üniversite öğrencileri katıldı. Aksaray Ülkü Ocakları'nın düzenlediği iftar programında konuşma yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, "Ülkü Ocakları Türkiye için vardır. Ülkü Ocakları Türk İslam coğrafyalarının umudu olmak için vardır. Ülkü Ocakları büyük bir fikrin, onurlu bir tarihin, eşsiz bir kaynaşma kültürünün tezahürüdür" sözleriyle Ülkü Ocakları'nın varlık sebebini izah etti. İftar programında Sayın Genel Başkanımızın kıymetli misafirlerimizi görmekten büyük gurur ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kaza sonucu hakkın rahmetine kavuşan Hasene Teşkilatımızdan sevgili Özel kardeşimize rahmet ve minnet alıyorum. Mekanı cennet olsun. Ülkü Ocakları Genel Merkezi ve Aksaray Ülkü Ocakları İl Teşkilatı tarafından hazırlanan bu büyük iftar programında sizlere bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bilindiği üzere manevi duyguların zirve yaptığı kutlu bir aydayız. Cenab-ı Allah bu mübarek günlerde tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri ve ettiğimiz duaları kabul eylesin. Geçtiğimiz günlerde elin bir trafik kazası sonucu ahirete uğurladığımız Hasan Ateşkilatımızdan sevgili Önder kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmasın, devletimizi ve milletimizi korusun. Bu anlamlı daveti organize eden ve katılan, aynı sofranın etrafında bir araya geldiğimiz her bir dava arkadaşıma bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz ki bizim davamız hak davasıdır. Kur'an davasıdır. Bizim davamız üç ilerin mührünü kalplerine vuranların davasıdır. Bizim davamız hedef nereye denildiğinde gülümseyerek kızıl elma değil şehitlik mertebesine gidenlerin davasıdır. Sizler büyük bir davanın neferleriysiniz. Sizler büyük bir davanın kuvvetlerisiniz. Sizler üçüncüsünüz. Vazifenizi unutmayınız. Kuvvet birliktir. Davamızın geleceği birliktedir. Birlik beraberlikle büyük işler başarırız. Bu birliktelikle davamızın başarıya ulaşması kaçınılmazdır. Cesaret, azim ve inanmışlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşamaz. İnanmak ve cesur olmak gerekir. Rahmetli Başkurt Türkeş'imiz diyor ki, "Ülkücüler insanlık alemi içinde ne uşak olmayı ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayram taşıyıcısıdır." Genel merkezimizin kıymetli yöneticileri, kıymetli genel başkan yardımcıları, böyle mübarek bir günde, müstesna bir günde bizleri bir araya getiren Ahmet Kavurmacı kardeşime, Aksaray İl Ocak Teşkilatımıza Ramazan'ın bu mübarek gününde teşekkür ediyorum. Tutulan oruçları, yapılan ibadetleri, edilen duaları Yüce Rabbimin kabul etmesini niyaz ediyorum. Geçtiğimiz günlerde bir kazada kaybettiğimiz sevgili kızımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ben Ocak Genel Başkanımızın huzurunda 31 Mart seçimleri öncesi Aksaray Ocak Teşkilatımızın el birliği, gönül birliği içerisinde adayımızın, teşkilatlarımızın 24 saat yanında olması Aksaray'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarılı bir sonuç almasına, belediye kazanamazlığı genelinde bugüne kadar aldığımız en iyi sonuçta ocağımızın katkısını, payını hiçbir zaman unutmuyoruz, unutmayacağız. Sadakatle, samimiyetle yapılan her işte başarı olacağı inancıyla teşkilatlı 10 kişi, teşkilatsız 1000 kişiyi yener üstünüyle böyle güzel bir günde özellikle Hasene Teşkilatımızı kutluyorum.
salonun yarısı gördüğümüz gibi bayanlar, hem eksiği olduğumuz bir konuyu bugün burada getirdiğini görüyorum. Rahmetli Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazarken korkma sönmez bu şafaklar de yüzden Alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak derken bu ocağı hasretmiş o günlerden hepinizi saygıyla selamlıyor. Hayırlı akşamlar, şimdiden hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Sözlerime başlamadan önce hepinizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Allah nefsimizi terbiye ettiğimiz feyiz dolu oruçlar tutmayı nasip etsin. Gözlerinizde ışık, sofralarınızda iftar bereketi, hanenizde mutluluk eksik olmasın. Yine benden önceki konuşmacıların ifade ettiği gibi ASENA teşkilatımızdan Sevgi Önder kardeşimizi elin bir trafik kazasında kaybettik. Mukadderattır, Allah'ın yazgısıdır. Allah mekanını cennet etsin. İnşallah kardeşimizin adını en güzel şekilde yaşatacağız. Az önce Aksaray Ocak ASENA başkanımızla sohbet ederken bizim genel merkezde yaptığımız Şefika Gaz Kuralı Eğitim Atölyesi var. Bunun bir benzerinin burada yapılacağını ve ismine Sevgi Önder kardeşimizin isminin verileceğini ifade ettiler. Bundan ziyadesiyle memnun oldum. Kardeşimizin aziz ruhu şad olsun. Kardeşlerim, Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın Salihlerin Yurdu adını verdiği, aynı zamanda Büyük İslam Harbi Somurcu Baba'nın da kabrinin bulunduğu Aksaray'da, Aksaray Ülke Ocaklarımızın düzenlediği iftar programında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu güzide programın hazırlanmasında emeği geçen, başta Ocak Başkanımız olmak üzere ocağımızın kıymetli yöneticilerini tebrik ediyorum. Arkadaşlarım, ülkücü hareket varlık ve anlamını büyük Türk milletinde bulan kutlu bir davanın adı, tarih ve kültür kökümüzün şerefli bir tecellisidir. Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız ne yaptığınızın, nereye varacağınızın hiçbir önemi olmayacaktır. Aradığını bilmeyen bulduğunu da anlamayacaktır. Ülke ocakları ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir eğitim yuvasıdır. Yarım asırdır Milliyetçi Ülkücü Hareket'in varlığı düşmana dehşet, dosta emniyet vermiştir. Bundan sonra da inşallah böyle olacaktır. Bu hareket gücünü Türk milletinden almaktadır. Ülke ocakları Türkiye için vardır. Ülke ocakları Türkistan coğrafyalarının umudu olmak için vardır. Ülke ocakları Türklüğün bekası için vardır. Ülke ocakları büyük bir fikrin, onurlu bir tarihin, eşsiz bir kaynaşma kültürünün tezahürüdür. Türk milletinin bütün değerlerini, tasalarını, beklentilerini, geçmişini ve geleceğini kucaklayan bir anlayışla bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi önce ülkem ve milletim diyoruz. Arkadaşlar, Ülke Ocakları dünyanın en büyük gençlik teşkilatıdır. Teşkilatçılık dediğimiz şey ise üç ayağa basar. Birincisi Türk geleneğinin, Türk düşüncesinin teşkilatlanma yeteneğidir. 5000 yıllık hikayemizde bizi dünya tarihinin öznesi haline getiren hususiyetlerimizin en önemlilerinden birisi budur. Organize olabilme yeteneğimiz. İkincisi, birlikten kuvvet doğar ilkesidir. İzhar lüzum görmüyorum. En çekirdek yapımız aileden yahut kendi hiyerarşimizde en alt birimimizden en büyük idealimiz Turan'a kadar bir olmanın derdindeyiz. Üçüncüsü tecrübelerdir, yaşanmışlıklardır. Bu coğrafyada hayat bizi her şartıyla, her zorluğuyla sınadı. Biz de ona mukabil kendi çözüm yöntemlerimizi, metotlarımızı geliştirdik. Sınadık, sınandık. Türk ülkesinin daha sağlam adımlarla yürümesi için en uygun yolları gördük, yaşadık. 5000 yıllık tarihe 30'ar, 40'ar yıllık ömürlerimizle yön verebilmek için bu tecrübelerden yararlanmak zaruridir. Burada tarihi gereksiz bilgiler ansiklopedisi olarak değil, bir şuur meselesi olarak gördüğümüzün iyi anlaşılmasını bekliyorum. İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünde İstanbul'da büyük bir fetih şöleni terkip ediyoruz. Arkadaşlarım, biz bu topraklarda ezan seslerinden idrak ve duygu toplamış, aşk ve irade ateşi almış Fatih'in çocuklarını arıyoruz. O Fatihler ki
Bizans halkını büyüleyen imanıyla Galya topraklarında hazırlanan Haçlı ordularını yerlerinde durdurur. Çöle inen nur ile doldurduğu Ayasofya'nın kubbesi altında Harem-i Şerif'in hizmetkarı olmak ihtirasıyla yanar. Dünya saltanatını bırakıp gariplerin dergahına sığınır. Allah kitabı huzurunda el bağlayıp sabahlar. İnsan kiniyle değil, Allah aşkıyla gaza yapmaktan usanmazlar. Asırların icablarına göre değişen ve değişmesi zaruri olan şekil ve kalıplar ne olursa olsun, ebedi yaşayacak olan ruh, Fatihlerin, Yavuzların, Yıldırımların ruhudur. Arkadaşlarım, Türk gençliği olarak başbuğumuzdan aldığımız ışıkla bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ülkemize ve milletimize yönelmiş bütün habis senaryoların, gizli açık projelerin karşısında olacağız. Asla sinmeyecek, mücadeleden geri durmayacağız. Bilgimizle, cesaretimizle tüm kuşatmaları yaracak, kirli ve sinsi oyunları bozacağız. Elhamdülillazi et'amena ve sefana ve ce'alena minel müslimin. Ni'meti celilullah, bereketi halilullah, şefaat seneden ya Resulallah. Allahümme zid, Allahümme zid ve la temurs bi hürmetin. Amin. Alparslan Türkeş'in ruhu için, tüm şehitlerimizin ruhu için, yakın zamanda Hakk'ın rahmetine kavuşan Sevgi Önder kardeşimizin ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha. Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ömer Köse, Türkiye'de ve Aksaray'da inşaat yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Sevgili seyirciler, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Bölümü İnşaat Bölümündeyiz. Doçent Doktor Ömer Köse Beyefendi'den Türkiye'deki deprem gerçeği hakkında bilgiler alacağız. Aksaray ilimiz ülkemizdeki deprem bölgeleri düşündüğün zaman önce çok riskli bir bölgede olmamasına rağmen tabii Aksaray için de yeterli denetimler, malzeme denetimleri, proje denetimleri uzun süredir uygulanmakta. Geçmiş yıllara göre düşündüğümüzde inşaatlarda kullanılan hem malzeme kalitesi hem proje denetimleri arttı. Artık daha kaliteli binalar yapılıyor. Çelik yapılar her ne kadar deprem bölgelerinde daha güvenli olsa da bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde çelik binalar daha maliyetli olduğu için çok tercih edilebilir bir konumda değil şu anda. Amerika'ya, Avrupa'ya, Japonya'ya kıyasladığımızda ülkemizde işçilik maliyetleri ve malzeme maliyetleri daha az olduğu için bildiğimiz klasik betonarme yapılar yaygın olarak kullanmaya devam ediliyor. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Aksaray çok riskli bir bölgede değil, kuşakta değil deprem açısından ama burada da yeterli denetimler, malzeme kontrolleri yapılmakta. Bölgemiz için endişe verici bir durum görmüyorum, onu söyleyebilirim. Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Aksaray şehidinin binlerce kilometre uzakta dua ve hayırla anılması niyetiyle Afrika'da bir su kuyusu açtırılacağı açıklandı. Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan proje hakkında bilgi verdi. İnsani Yardım Derneği olarak Türkiye genelinde toplum yararına birçok insani yardım çalışması yürütüldüğünü ifade eden Özkan, ümmet coğrafyasında çok daha fazla mağduriyetin yaşandığı bölgelerde acil yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Afrika'da su kuyusu açtırma ve katarakt ameliyatı yaptırma projelerinin çok büyük önem arz ettiğini dile getiren Özkan, şimdiye kadar onlarca su kuyusu açtırdıklarını ve katarakt ameliyatları yaptırdıklarını belirtti. Aksaray İHH olarak Aksaray şehitleri için uzun zamandır vefa bilinciyle bir proje gerçekleştirmek niyetinde olduklarını ifade eden Başkan Özkan, kalıcı eserler projeleri kapsamında Aksaray şehitlerimizden şehit polis Sinan Kunduracı adına Afrika'nın Çad ülkesinde bir su kuyusu açtırmaya karar verdiklerini söyledi.
Aksaray İHA Yönetim Kurulu üyelerinden Eyüp Dağdaş, Murat Keskin ve Mehmet Eser'le birlikte şehidin ailesine ziyaret gerçekleştirdiklerini ve baba Mehmet Kunduracı'dan bu konuyla ilgili izin istediklerini belirten dernek başkanı Özkan, ailenin teklife büyük bir mutlulukla olumlu yanıt verdiklerini söyledi. Özkan, şehit anne ve babasının bir muvafakatname imzalayarak Aksaray İHA'ya yetki verdiklerini sözlerine ekledi. Aksaray Müteahhitler Odası Başkanı Fatih Güneş, Aksaray'daki müteahhitlerin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Aksaray Müteahhitler Odası Başkanı Fatih Güneş, ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıların Aksaray'da inşaat sektöründe yaşanmadığını belirtti. Güneş, müteahhitlerin balkonlar, merdiven sahanlığı metrekareye artı olarak veriliyordu. Tüm Türkiye'de yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu da hali hazırda ve yürütülen projelerin durmasına neden oldu. Bu kararla ilgili girişimlerimiz oldu. Devlet büyüklerimize anlattık. Bir an evvel çözülmesini bekliyoruz dedi. Sevgili seyirciler, Aksaray'daki inşaat sektörü hakkında bilgiler almak için Aksaray Müteahhitler Birliği Başkanı Fatih Güneş'in yanına geldik. Sayın Güneş'ten sektör hakkında bilgiler alacağız. Hoş geldiniz. Aksaray'da inşaat sektörü bildiğiniz gibi Aksaray'ın en önemli sektörlerinden. Aksaray'ın ekonomisini can damarı diyebiliriz. Şu sıralar tüm Türkiye'de inşaat sektörü anlamında bir durgunluk var. Aksaray'a bu yansıdı mı derseniz, Aksaray'a bu bir nevi yansıdı ama genel anlamda çok yansıdı diyemeyiz. Herkes işini yürütüyor, bizim sektörümüzdeki arkadaşlarımız işlerini yürütüyor. Yani bir nevi satışları var, çorbasını kaynatacak, yani işini çevirecek şekilde işler yapıyor, projeler yapıyor, işlerine devam ediyorlar. 2018'den kalan projeler 2019'da yine kış aylarından çıktık, sezon açıldı, o projeler devam ediyor. Yeni projelerde daha başlamadı. Kiminin hazırlık süreci var. Daha sonra ilerleyen süreçte bahsedeceğim emsal sorunu var. Tüm Türkiye'de bir Danıştay kararı var. Ona gelmeden önce sektörümüz şu anda iyi, hareketli. Sezon açıldı. Biraz Ramazan dolayısıyla durgunluk var ama bu da doğal. Ramazan'da iş olayları yarı yarıya düşüyor. İnsanların enerjisi yarı yarıya düşüyor. Ondan dolayı sektör biraz Ramazan'dan dolayı durgun. Önümüzdeki süreçte de sezon, yaz sezonu geldiğinde gurbetçilerimiz geliyor. Gurbetçilerimiz konut geldiklerinde genelde dövizin hareketlenmesi, dövizin yükselmesinden dolayı bu getirdikleri paraları genelde konut alımı yapıyorlar. Daha çok işte inşaata yakın sektörlere para harcamaları yapıyorlar. Sezonumuz, beklentimiz iyi, güzel şu anda. Bir diğer ikinci konu da sezon açıldı ama yeni projeler Aksaray'da başlayamadı. Bu başlayamamasının en büyük sebebi de tüm Türkiye'de Danıştay'ın aldığı yürütmeyi durdurma kararı var. Bu yürütmeyi durdurma kararı ne diye sorarsanız eskiden balkonlar, merdiven sahanlığı metrekareye artı olarak, emsal olarak veriliyordu. Şu an o durduruldu. Artık dairenin içine katılıyor. Bundan dolayı şöyle örnek verirsek, 20 dairelik bir inşaat 15 daireye düşmüş oluyor. Bu da büyük bir sorun. Nasıl büyük bir sorun? Kıştan birçok müteahhit arkadaşımız anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmaları 20 daire, 30 daire, 50 daire üzerine yaptı. Ve bu yeni Danıştay kararı ile ruhsat alacak ama alamıyor. Niye? Çünkü 50 daire anlaşmış, 40 daire yapabiliyor. Ve bundan dolayı sektör şu an bir beklemeye girdi Aksaray'da. Yani Aksaray'ın daha önce bahsetmiştim. Türkiye'de inşaat sektöründe kriz olabilir ama Aksaray'da öyle bir kriz yok. Çünkü bir şekilde daire satılıyor. İhtiyaç var. İhtiyaçlar karşılanıyor. Bu noktada biz de bir adım atalım diye dün Ankara'daydık. Meclise gittik. Mecliste görüşmeler yaptık. Sanırım bir düzenleme olacak. Burada tabii Aksaray Belediyesi'ni bağlayan bir ruhsatı Aksaray Belediyesi kesiyor. Ama bu Danıştay kararı olduğu için Aksaray Belediyesi'ni bağlayan bir nokta yok. Şu an büyük 3-4 şehir dışında onların kendi imar yasalarını çıkartma hakları olduğu için onlar bu sorunu halletmişler. Ama bizim gibi yaklaşık 78 ilde şu an aynı sorun, emsal sorunu var ve ruhsat kesilemiyor. Şöyle kesilebiliyor ama 50 daireli inşaatı 40 daire yaparsan kesiliyor. Bu da insanlarla anlaşma yapmışsın, insanların evlerini yıkmışsın, çıkın biz inşaatına başlayacağız demişsin, tam ruhsat alacak böyle bir Danıştay kararı çıkıyor, tüm her şey duruyor. Mesela bir örnek vereyim müteahhit arkadaşımdan. Adam anlaşmayı yapmış, aileyi 3 katlı binayı
tüm aileyi boşaltmış. Anne baba, kardeş hep bir arada yaşıyorlarmış. 4 aile 3 katlı binadan dışarı çıkmış. Kiraya taşınmışlar. Bu adamların kirasını ödüyor müteahhit arkadaş. Belli bir süredir. Ve şimdi inşaata başlayacak. Ruhsat kesilmiyor. Başlayamıyor. Bu da Aksaray'da yani büyük bir sorun yarattı. Şimdi müteahhit arkadaşlarım hepsi her gün arıyor. Ya bu nasıl düzelecek, nasıl edecek? Bundan dolayı sektör bu sene daha inşaat, yani sıfır inşaat başlayamadı. Bu da birçok işçinin boşta durmasını, şu an iş yapamamasına sebep oldu. Yani bunu devlet büyüklerimiz Ankara'ya gittik, anlattık durumu. Bir an önce adım atılmasını istedik. Yani tüm Türkiye'de bir inşaat sektöründe kriz olabilir ama bizim Aksaray'da küçük bir şehir olduğu için bu sorun yok. Yani çok aşırı yok. Yani bir şekilde inşaatlar satılıyor, projeler satılıyor. İşlerimiz yürüyor. Bu noktada da sanırım bayramdan önce bu sorunlar çözüleceğini sözünü de verdiler. Bu konuda İzmir AK Parti milletvekili var, Necip Nasır Bey. O da İmar Tadilat Komisyonu'ndan sorumlu komisyon başkanı. O da bu konuda bakan yardımcısını aradı, bakanı aradı. Bir 10 güne kadar hukuki olarak çözeceklerini söylediler. İnşallah bu sorun çözülür. Biz de işlerimize kaldığımız yerden devam ederiz. Yolumuza bakarız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aksaray Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yaşar Akbaş, altın ve dövizde olağanüstü bir düşüş ve yükseliş yaşandığını ve bu durumun da normal olmadığını söyledi. Sevgili seyirciler, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını yaşıyoruz. Tabii hem Ramazan ayının bereketinden hem de son dönemlerde döviz ve altındaki yükselişten bahsedeceğiz. Aksaray Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Sayın Yaşar Akbaş yanımızda. Evet efendim, nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle değerli Aksaraylı hemşehrilerimin mübarek Ramazan-ı Şeriflerini kutluyor. Ayılara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir günlerde döviz ve altında olağanüstü düşme, olağanüstü bir yükselme var. Normal bir hadise değil. Bu durum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine bağlanılıyor. Devlet tarafından bir ara bir müdahale yapılmıştı. 1 milyar dolar gecenin bir yarısında. O müthiş bir şekilde etki ve tesir yapmıştı. Altının 24 ayarın gramı 250 liranın üstündeydi. 244-245'e falan çıktı. Etkisi ve tesirinin bittiğini söylediler. Tekrar yükselişe geçti. Keşke İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın neticesinin olduğu gibi kabul edip yolumuza baksaydık daha iyi olurmuş. Ekonominin geleceği için, insanımızın geleceği için, alışveriş ortamının daha iyi olabilmesi için Ekrem Bey de genç bir delikanlı, bu işi biliyor. Hani atalar öyle diyor. Akıl yaşta değil de baştaymış. Fatih de İstanbul'u 21 yaşında fethetti ya. O zaman memnun oluyoruz ya. Hani Arif Niyet Aslan'ın destanı var ya, Fethi Marşı. Delikanlım sen de geçebilirsin anadan, yardan, serden. Senin de destanı okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. El desen, dil desen, avuç taşın, baş taşın. Fatih'in İstanbul'u fethetti, yaşasın. Niye İmamoğlu'nun kazandığı reisliği kabul etmiyoruz veya daha başka şeyler arıyoruz? Bunlar pek normal şeyler değil zaten. Akların, insanların normal şey, normal bir durum değil diyorlar. Ben de normal bir durum olmadığını düşünüyorum. İnşallah Türkiye normalleşecek ama biraz daha vakit var herhalde diye düşünüyorum. Şehirler arası yolcu otobüs firmaları Ramazan bayramı tatili süresince ek seferler düzenleyecek ve bu ek sefer izni 30 Mayıs'ta başlayacak, 11 Haziran'da sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan genelgede Ramazan bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği ifade edilerek vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı bildirildi.
Bu doğrultuda şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Ramazan bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verildi. Otobüsler için ek sefer izni 30 Mayıs'ta başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 11 Haziran'a kadar kullanabilecek. Karayolu Ulaştırma Hizmetleri'nde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amaçlanan düzenlemeyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek. Aksaray'ın şehirler arası otobüs firmaları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda gelen taleplere göre ek seferler düzenleyerek vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacak. Sevgili seyirciler, yaklaşan Ramazan bayramı öncesi biletlerin tükendiği söyleniyor. Biz de şimdi içeriye gideceğiz ve firmalara soracağız. Biletlerin son durumu hakkında bilgiler alacağız. Merhaba sevgili Aksaraylılar. Ben Zafer Akın. Önümüzdeki bayrama sayılı günler kala Aksaray Birlik olarak sıra arabalarımız şu an dolmuştur. Ama Aksaray halkını tekrar mağdur etmemek için ilave arabalarımızı da açmaya başlayacağız. Devam edecek. Böyle bir bayramı da bitireceğiz. Ne zaman tükendi listeler? Aşağı yukarı bayramdan bir ay öncesinde, bir buçuk ay öncesinde listeler açılır. Bu günlerde de falan tükendi. Yani normal sıra arabalar tükendi. Ama her gün ilave arabalar açıyoruz. İşte rağbete göre artık. Onlarda da çok az sayılı yerler kaldı. Yani gitmek, gelmek isteyen arkadaşların biraz acele etmeleri doğrudur. Kırşehir Belediye Meclis toplantısında belediye başkanının geçtiğimiz Mart ayı hesap incelemesi önerisini AK Partili üyeler teklif reddedilince meclis üyeleri belediye başkanı Selahattin Ekicioğlu'na medyada şov yapıyorsun diyerek tepki gösterdi. Kırşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'yla AK Parti'nin meclis üyeleri arasında yaşanan tartışma toplantıya damga vurdu. Başkan Ekicioğlu, AK Partili üyelerin şov yapıyorsun diye tepki göstermesi üzerine elindeki eski başkan yardımcısının kardeşine usulsüz şekilde düzenlenen iş verme evrakını gösterip utanın diye tepkisini gösterdi. Arkadaşlarıma şöyle bir önerim de var, değerli meclis üyelerimde. Şunu bir kapat istersen. Aylık gelir giderlerimize baktığımızda, arkadaşlarım size de paylaşırım burada. Nisan ayında, Mart ayında belediyede aşağı yukarı bir her aya göre bir 6-7 milyon civarında bir harcama fazla olmuş. Bu konuda bir önerim var, bir komisyon kuralım. Bu artış neden, bunu bir araştırmasını istiyorum ben. Komisyona üye verirseniz bütün siyasi partiler. Son Mart ayında ciddi bir artış var. 7-8 milyon lira. Böyle bir önerim var meclise. Kabul görürseniz eğer. Bunu ya gelecek meclise mi taşıyalım, şimdi mi kabul olur bilmiyorum. Biz gündem alamazsınız, koyuyoruz. Siz de konuşalım, ona göre karar verelim dediniz. Şimdi arkadaşlar, siz diyor ki Demet Hanım, bu incelemek için bir dosyayı görelim diye. Dosya diyelim, pis diyelim. Girmeyecek mi komisyon? Başka ya da temiz. Girmeyecek. Yok, o dosya zaten orada. Başkanım, bizim oylamamız da ya, buradaki oylamasın dememiz de siz sonuca ulaşıyor. Aynen. Siz de görmediniz, nasıl bu kadar emin? Ben de görmedim. Komisyon kuralım diyorum ya. Demet Hanım, sen yanlış yerden giriyorsun. Ben diyorum ki komisyon kuralım diyorum, senin dosyaları görelim diyorsun. Niğde'de raylardan karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, yük treninin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Selçuk Mahallesi kanal boyu sokakta raylardan geçmeye çalışan 45 yaşındaki Meryem D'ye yük treni çarptı. Yaralanan Meryem D, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Oradan gelince sağ. Kesin arkadaşlar var bende var. Bende var vereyim ben. Arkadaşlar işi olmayanlar çıksın lütfen. Emniyet harici geri kalanlar çıksın. Buraya üç kere çift yapsınlar. Yazık. Bu adamlar ne yapacak kaçın? Gel ya. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Şener, Niğde'de arka arkaya meydana gelen küçük depremlerin korkulacak bir şey olmadığını söyledi. Depremlerde son bir hafta süresince Sazlıca'da, Niğde'de ve Bor'da yerin aşağı yukarı 5 kilometre derinliğinde 1.7 ile 2.4 büyüklüğünde 4 ayrı deprem meydana gelmiş. Bu haritada da gördüğümüz gibi yaklaşık Ankara Paşapınar'dan başlayıp Bor'da sonuçlanan Tuzgölü fay zonu üzerinde meydana gelen bu deprem Tuzgölü fay zonunun Bor segmenti üzerinde meydana gelmiş. Bu Bor segmenti üzerinde bizim içinde bulunduğumuz yılda üniversitemizdeki arkadaşlarla yapmış olduğumuz, halen yürütmekte olduğumuz proje kapsamında sağ yönlü doğru tatımlı fay olarak bilinen bu fayda düşey atımların da olduğu ve yıllık ortalama atım miktarının 0.017 milimetre arasında değiştiğini saptadık biz burada. Dolayısıyla aktif bir fay zonu üzerinde meydana gelen deprem. Her zaman belirtildiği gibi ülkemiz bir deprem ülkesi. Dolayısıyla bu deprem gerçeğiyle bizim yaşamamız gerekiyor. Rahmetli Ahmet Mete Işıkaran'ın bir sözü vardır. Onu herkes hatırlar. Deprem öldürmez, bina öldürür diye. Dolayısıyla bizim deprem ülkesi gerçekliğinden ve her an her yerde deprem olabilir mantığıyla depreme dayanıklı binalar yapmamız gerekiyor. Büyüklüklerine bakıldığı zaman herhangi korkulacak herhangi bir olayın olmadığı ama depreme karşı uyarı olmamız gerektiğini bize hatırlattığı için tedbirlerimizi ona göre almamız gerekiyor. Bu arada 1940 yılında 5.7 zannedersem büyüklüğünde bir depremde 40 kişi hayatını kaybetmiş. Tabii bu 40 kişi hayatını kaybederken depremin büyüklüğünden mi yoksa binaların kalitesinden mi kaynaklandığını o dönemlerdeki bina yapım kalitesine bakarak düşünmemiz gerekiyor. Şöyle. Konya Ereğli ilçesinin ve bölgenin önemli su merkezlerinden birisi olan ve geçtiğimiz yıllardan itibaren kurumaya başlayan Akgöl, Ayrancı Barajı'ndan su takviyesinden sonra yeniden hayat buldu. Ereğli'nin ve bölgenin önemli su merkezlerinden birisi olan ve geçtiğimiz yıllardan itibaren kurumaya başlayan Akgöl Ayrancı Barajı'ndan verilen suyla yeniden hayat buldu. Kuşların göç yolu üzerinde bulunan ve bu özelliğiyle göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Akgöl, eşsiz manzarasıyla kuşlar yeniden Ereğli'nin incisi Akgöl'ü mesken tuttu. Ereğli'nin ve bölgenin önemli su merkezlerinden birisi olan ve geçtiğimiz yıllardan itibaren kurumaya başlayan Akgöl, Ayrancı Barajı'ndan verilen su ile hayat buldu. Kuşların göç yolu üzerinde bulunan ve bu özelliğiyle göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Akgöl, eşsiz manzarasıyla kuşlara yeniden ev sahipliği yapıyor. Ereğli'nin incisi Akgöl, artık kuşların mesken tuttuğu bir yer.
Akgöl'ün yeniden eski haline dönmesi sevindirici. Eski haline dönmesi için emek harcayan doğa severleri teşekkür ediyor. Biz de sizleri bu eşsiz güzellikle baş başa bırakıyoruz. Bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.